bu 2022 yılı çeltik hasat sezonunun sonlarına geldik. Yani Edirne merkezde neredeyse bitti diyebiliriz. Sadece ilçelerimizde işte dün oda başkanlarımızla bir aradaydık. Onlara da sorduğumuzda sonlarına geldi. Yani bitme aşaması da diye söylediler. Genel olarak baktığımızda bu yıl birçok üreticimize konuştuğumuzda tabii hastalık yapan çeşitli sebeplerden dolayı verim kaybı olan yerlerimiz var mı? Tek tük tabii ki bunlar da var. Ama genel baktığımızda bu yılki çeltik hasatımızda verim ortalaması gayet güzel gözüküyor. Ciddi sorunlar yaşanmadı. Zaten çok senede yağışlık gitmediği için hasat dönemi de çok rahatlıkla kısa sürede bitti. Yani normalde bizim aşağı yukarı kurak senelerde bir ayda sezon bitiyor. Yağışlık senelerde de 45-50 günü bulmadı. O yüzden bu yıl hayırlısı herkes, bütün üreticilerimiz ürününü rahatla toplayabildi. Şu an baktığımızda da görüntü itibariyle aldığımız uyumlara göre verim ortalamalarımız da güzel gözüküyor. Biliyorsunuz TMO fiyat açıklamıştı. Hatta 1 lira fiyat farkı koymuş sonrasında üstüne. Ve şu an serbest piyasada da bunun üzerinde fiyat var. Yani fiyat açısından baktığımızda da piyasalar gayet güzel. TMO'nun açıkladığı fiyatta yani beklentileri aşağı yukarı karşıladı diyebileceğimiz fiyata yakın bir fiyattı. O yüzden burada emeği geçen herkese fiyat oluşumunda olan TMO Genel Müdürümüz, Tarım Bakanlığımız hepsine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu yıl hem verim olarak güzel bir yıl gözüküyor, fiyat olarak da üreticinin beklentisini karşılayabilecek, maliyetlerini karşılayabilecek bir fiyat. O yüzden güzel bir sezon diyebiliriz. Armağan sonu. Bitti yani, biçim bir az kaldı. Ben 3-5 tane arkadaşın malları kaldı kenar köşede. O da yine cinse bağlı yani, erken biçimi yok o çeltiklerin. Mecburiyet karşısında böyle geç kalıyor biçimde. Buğdayda mesela günlük olarak 200-250 de kariyer biçen bir makine. Çeltik asadında verimlerin çok olmasından dolayı, bir de yerlerin çamur olmasından dolayı buğdayda 200-250 dönüm yer biçen bir makine şu an çeltik biçiminde 40-50 dönüm ancak yer biçebiliyor. Havaların bir de mevsim normallerinde çiğ düşmesi, geç başlayıp erken bırakma sebebi de buna neden oluyor. Çiğde asat yapmamız mümkün değil. Başaklarda kalıyor. Makine eleyemiyor. Sapın içinden tane ayrılmıyor. Emek boşa gidiyor. Onun için çiğinin kalkmasını bekliyoruz yani. Rutubetin.